Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende alan konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgende alanda son kısımdayız. Benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz size. Evet kitabımızda sayfa numarası 92'nin sağ tarafı ve 93'ü işleyeceğiz. Önemli bir yer lütfen dikkat edelim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Benzerlik ile alan arasında şöyle bir ilişki var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani ABC ve DF üçgeni benzerse benzerlik oranı da x bölü y ise alanlar oranı da x kare bölü y kare olur. Bunun sebebi çok basit. Benzerlik oranı mesela buradan buraya k kat varsa şu kenar x ise burası aslında ne olmak zorunda? X'in k katı olmak zorunda. E bu yüksekliğe ben h diyecek olursam k kat benzerlik varsa o zaman buradaki yükseklikler oranı da benzerlik oranına eşit ya. Burası da h k olmak zorunda. E o zaman bir üçgenin alanı x çarpı H bölü 2 öbür üçgenin alanı da nedir? Hocam öbür üçgenin alanı da xk çarpı hk bölü 2. xk çarpı hk bölü 2. E oranladığın zaman x h bölü 2'ler gidiyor. 1 bölü k kare geliyor. Benzerlik oranı k ise ya da bunun bunu oranı 1 bölü k mı yapıyor arkadaşlar? x bölü xk. Evet 1 bölü k. Yani benzerlik oranı k katı ama oran olarak 1 bölü k yapıyor. Benzerlik oranı 1 bölü k ise o zaman alanlar oranında 1 bölü k kare yapmak zorunda. Bak gördüğün üzere. Yani benzerlik alan ilişkisi bu. Şimdi benzerlikteki gördüğümüz soru tiplemelerinin hepsi burada karşımıza gelebilir. Hani bizim kalıp sorularımız vardı ya yukarıda göstereyim mesela ben sana. Hocam şöyle böyle bir 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa yine aynı işle giriyoruz burada. 90 90 90. Atıyorum burası kaç olsun işte 3 olsun burası da 2 olsun. Dalarsın alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Alanlar arasındaki ilişki sorulursa bize. Hocam bu üçgen ile şu üçgen benzer. Ve benzerlik oranına bakacak olursak. Burası üçgen burası 2 olmuş. 3 bölü 2. E benzerlik oranı 3 bölü 2 ya. Karesi de kaç yapar? 9 bölü 4 yapar. Yani burası 9 a ise. Burası da 4 a diyebiliriz. Alanlar oranı 9 bölü 4 olur. Ya da şu kalıp soru mesela. Şu çok karşılaştığımız kalıp. Şöyle bir şey gelebilir. Bu açı ve bu açı birbirleştirilebilir. Atıyorum burası 2, burası 3, burası da 1 olsun mesela. E arkadaş şöyle bakacak olursan şu üçgenle büyük üçgende bir ara çeşitliği var. Ortak açı neresi? Burası. E o zaman üçüncü açılar da eşit. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Benzerlik oranı noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 4. Benzerlik oranı 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. O zaman alanlar oranı 1 bölü 2'nin karesidir. Yani 1 bölü 4'tür. Dikkat burası A iken tamamı 4A. Yani şurası 4A demeyin. Çünkü niye? Senin buradaki üçgenle büyük üçgen benzer. Üçgenler iç içe olabilir. İç içe olanlar da dikkat et. E burası A iken bu üçgenle büyük üçgen benzer ya. Tüm alan 4A olduğundan buraya ne kaldı diyeceksin. 3A kaldı diyeceksin. Tamam işlemimizi bu şekilde yapacağız. Benzerlik kalıplarıyla da ilgili sorular yine karşımıza bu şekilde çıkabilir. Ya da temel orantı kelebek gibi ifadeler de yine karşımıza çıkabilir. Ki en fazla onlar çıkıyor zaten. A bu şekilde geldiği zaman da benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit deyip işlemimizi yapacağız kardeşim. Tamam. Yalnız üçgenlerin iç içe olduğunda dikkat et. Bu iç içe olduğunda A iken tamamının 4A olup buranın da 3A olmasını ihmal etme. Genelde en çok yapılan yanlış bu oluyor. Bu hataya sakın ama sakın düşme. Hadi bakalım şimdi şu örnek 56'ya bakalım. Alanlar oranı nedir diye soruluyor. Aslında burada ne var? Kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğindeki oran kaç? 2 bölü 3. Aslında kelebek benzerliğinde şu üçgenle bu üçgen benzer değil mi dostlar? Evet. Yani işte kelebeğin ispatını yaparken böyle Z'den dolayı açıların eşitliğini göstermiştik. Açı açı açıdan zaten bunların benzer olduğunu göstermiştik. E o zaman bunlar benzer. Benzerlik oranı da yukarıdan aşağı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Hocam burası 4A iken burası nedir? 9A yazabiliriz. Zaten benden 4A bölü 9A isteniliyor. Cevap da böylelikle 4 bölü 9 çıkar. Örnek 56 4 bölü 9 çıktı. Geldik örnek 57'ye. Şimdi oran verilmiş. Hocam burası 3K burası da 2K verilmiş. BD uzunluğuna 2K, AD uzunluğuna 3K yazdım. Şimdi burada da aslında şunlar paralel ya. Temel orantı benzerliği var temel orantı benzerliğinden 3 bölü tamamı. Hocam 3 bölü 5'in karesi nedir? 9 bölü 25. Ha, temel orantıda da şu üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Evet. Yani burası 9A iken burası 25A değil. Dikkat et. Çünkü niye? Çünkü küçük üçgenle büyük üçgen benzer. İç içe benzerlik var burada temel orantıda. Yani buna dikkat edeceksin. Burası 9A iken tamamının 25A olmasına dikkat edeceksin. Tamamı 25A ise o yarı. Burası 9A ise buraya kaç A kalır? 16A kalır. E ben buradan 9A'nın ne olduğunu biliyorum. 18 olduğunu biliyorum. A buradan 2 gelir. Ve alan B, C, D, E isteniyor benden. Yani 16A isteniyor. A yerine 2 kayar. Koyarsak cevap 32 yapar. Hatta bu soruyu yapmışken sana şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşım şunlar birbirine eşit olduğunda böyle eşit paralel doğrular çizildiğinde bakın bunlar birbirine eşit ve paralellikler olduğunda daha doğrusu bunlar da birbirine eşit oluyor ya buradaki alanlardaki oranlamalar 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor arkadaşlar böyle tek sayılar yani ardışık tek sayılar şeklinde gidiyor. Sebebi nereden geliyor? İşte yukarıdaki şeyden dolayı geliyor. Mesela burada benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü 4. A ise tamamı 4A buraya 3A kaldı diyebiliriz. Benzerlik oranı böyle baktığımız zaman 1 bölü 3. 1 bölü 9. A ise 9A olacak. E 9A olacaksa eğer ne olmak zorunda o zaman? Burası da o zaman tamamı 9A ise buraya 5A kaldı. E şimdi diğerine baktığımız zaman 1 bölü 4 benzerliği var. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. A ise 16A olacak. O zaman buraya 7A kaldı. Çünkü 9A'sı burada. Şöyle baktığın zaman 1 bölü 5 o zaman 1 bölü 25 yapar alanlar oranı A ise tamam 25 A. O zaman buraya da 9 A kaldı diyebiliriz. İşte dediğimiz gibi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde devam ediyor. Bunlar birbirine eşit olduğunda tabii bu özel durum. Bu özel durumu bilmeye gerek var mı? Yani yok da ama genelde şu biliniyor arkadaşım. Şunlar şunlar eşit olduğunda direktman burası A ise burası 3 A yazabiliyoruz. Tabii paralellik de olduğunda benzerlik olduğunda. Ha bilmesen bile 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 deyip burada a ise tamamı 4a buraya 3a da yazabilirsin tabii ki ama işlem yapa yapa zaten bu akılda kalacak. Öyle özel olarak ezberle şunu yap bunu yap demeyeyim aslında. Çünkü bunlar genelde sorularda soru çözerek de aklında kalacaktır zaten. Tamam. Evet geldik buraya. Bu sefer alanlar oranı verilmiş. E arkadaşlar şöyle diyebiliriz direkt. Benzerlik. Bak şimdi kelebek benzerliği var mı? Burada var. Şu üçgenle şu üçgen benzer aslında. Benzerlik oranı ne? 3 bölü x. 3 bölü x'in karesi alanlar oranı eşittir. Alan abc zaten a verilmiş. CDE de 4a verilmiş. Yani a bölü 4a'ya eşit deyip işlem yapabiliriz. Şimdi benzerlik oranı karesi eşittir. Bu deyip işlemi yapabiliriz aslında. Her iki tarafın kare de alıp e, sonucu ulaşabiliriz. Ya da şimdi biz şunu biliyoruz ya Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. E tam tersi alanlar oranı verilmişse de alanlar oranının kare kökü de benzerlik oranına eşit diyebiliriz. E alanlar oranı 1 bölü 4 verilmiş ya. 1 bölü 4'ün kare kökü kaç yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2. E o zaman burası K ise burası 2K olacak. Yani K dediğimiz 3 ise 2K dediğimizde kaç yapar? Direkt 6 yapar diyebiliriz arkadaşım. X'i de böylelikle 6 bulabiliriz. Yani sen burada da işlem yapsan Zaten her iki tarafın karekökünü almak zorunda kalacaksın. Matematiksel işlemin devam ettiriyoruz ya da mantıksal olarak ters işlemini yapıyoruz. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse, alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit deyip işlemimizi yapacağız. Geldik bir sonraki soruya. Evet, bir sonraki soruda Gökhan elindeki üçgen kartonu bir makasla alt tabana paralel olacak şekilde kesiyor. Kesmiş. Şurası k olmuş. Sonra burası 3k almış. Yani şurası K burası 3K burası da 4K verilmiş. Arkadaş benzerlik oranı 1 bölü 3 değil mi? Evet 1 bölü 3 şöyle bakacak olursak şuradaki benzerliğe bakalım. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. E o zaman burası A ise tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı o zaman arkadaşım? Şurası A ise tamamı 9A olacak. Buraya da 8A kaldı o zaman. Şimdi şöyle bakacak olursak eğer. K ve 4K'ya göre bakacak olursak eğer. Hocam 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16 yapar. E o zaman burası A ise tamamı 16 A. 9 A'sı buradaysa buraya da 7 A kaldı diyebiliriz. S2'ye 16 vermiş zaten. S2 dediğimiz 8 A eşittir. 16 verilmiş. Böylelikle A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Benden S3 eksi S1 isteniyor. S3 ve S1 yani 7 A eksi A isteniyor. Yani 6 A isteniyor benden. A yerine 2 yazarsam cevap 12 çıkar. Evet böylelikle örnek 59'da 12 bulmuş olduk. Geldik örnek 60'a. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi verilmiş ve paralellik verilmiş bize. GD ile BC birbirine paralel verilmiş. E ne yapacağız burada? E ağırlık merkezine kadar bu garibim gelmişse ne yaparız? Hop devamını getiririz. Devamını getirdiğimiz zaman ağırlık merkezinden geçtiği için burası kenar ortaya olmak zorunda. Bir de ağırlık merkezinde 1'e 2 oran yok mu burada? Var. E sonra ne yapacağız? Hocam paralellik var. Temel orantı var. E burada bir alan benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz. Benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi ne eşittir? 4 bölü 9 yapar. Hocam burası 4 a iken hemen şöyle 4 9 a iken buraya 9'a yazma sakın. Niye? Çünkü bu hataya düşme. Üçgenler iç içe. Bu üçgenle büyük üçgenle benzerlik var değil mi? 4A ise tamamı 9A. E o zaman buraya 5A kaldı. Sonra çift çizgiden çift çizgiye tepe noktası da bu ya alan da açacağım. Çift çizdeki alan 9A ise çift çizdeki alan 9A yapar. Ve alan AGD'yi vermiş. Yani 4A'yı bize 12 vermiş. Şu 12 verilmiş. A'yı 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? 9A tüm alan isteniyor. Tüm alanda 18A değil mi? Evet 9, 9, 18A. E A'yı 3 bulduysak 18 çarpı 3'ten cevap 54 çıkar arkadaşım. Evet örnek 60'ı böylelikle 54 bulduk. Ve geldik örnek 61'e. Ne yapmış? Şöyle bir katlama var arkadaşım. Şöyle bir katlama. Şimdi katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Hadi bakalım eski haline geri getirelim şekli. Şöyle getirdik. Sonra katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacaktı. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit olacaktı. İşte bu kenarla da bu kenar eşit olacak. Tamam. Ee, bir de D ile şu BC birbirine paralel verilmiş. Güzel. E ee, hocam şunun da şu birbirine eşit olur o zaman. Çünkü bunlar birbirine paralel ya. E ee, hocam o zaman ne diyeceğiz? Burası K iken burası K ya. 2K iken burası da 2K oldu mu? Oldu. Eee hala daha sonuca ulaşamadık. Bir şeyler yapmamız lazım. Katlamada sadece üst üste binen kenarlar mı birbirine eşitti? Hayır. Bir de üst üste binen açılar da eşit değil miydi? Aynen öyle. O zaman üst üste binen açıların eşitliğini de şöyle kullanayım. Sonra paralellik var burada hocam. Yönde dolayı nokta açısı yapar. E paralellik var hocam. Z, Z'den dolayı bak burası da nokta açısı yapar. Vay. Burada da noktaya nokta ikiz kenar çıktı. Yani burası da K mı oldu? Evet K oldu. Yani burada 2'ye 1 oran oldu. Bak 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 bak. Yaz buraya 2K'ya K oran oldu. Çok güzel. Şimdi... Burada ne var? Bunlar birbirine eşit ya. 1'e 3 oran vardı burada hatırla. Ya da hocam benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Yani burası A iken burası 4A değil. Dikkat et. Tamamı 4A burası 3A olacak. 3A dediğimiz o zaman kaç yapar? 9 yapar. E hocam burada kalanı biz kaç bulduk? 12 bulduk. E üst üste binen alanlar da eşit değil mi? Evet yani burası da 12 yapar. Geldik buraya. Burası 12 yaptı. Zaten benden ne isteniyor? Hocam şekil 1'deki üçgenin alanı isteniyor. Şimdi buraya gelelim. Benzerlik oranı kaç burada? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi kaç yapar? 4 bölü 9. Yani burası 4 a iken tamamı 9 a yapacak. Yani buraya 5 a kaldı deriz. E 4 a 12 ise a'yı buradan kaç buluruz? a'yı buradan 3 buluruz. a'yı 3 bulduysak tüm alan isteniliyor gerçi bizden. 5 a'yı bulmamıza gerek yok. Bizden de 9a istenildiği için a yerine 3 yazarsak cevap böylelikle kaç çıkıyor? 27 çıkıyor gençler. Yani örnek 61'i de böylelikle 27 bulmuş oluyoruz. Ve sanırım böylelikle alanı da bitirmiş bulunuyoruz. İşte. Benzerlik alan ilişkisi çok önemli. Hemen hemen her tarzını gösterdik burada. Ee, tarzı olmayanları da zaten sorunun başında, konunun başında gösterdik. Onlar da kolay sorulardı zaten. Yani Alanın her tarzını gösterdik burada. Alanla ilgili bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum ama alan konusunun ne olduğunu gördünüz. Diğer konuların da tekrar yani diğer konuları bilmezseniz alan konularını yapamazsınız gibi gözüküyor. Hani alanda bir eksiklik varsa büyük ihtimalle önceki konularda bir eksiklik var demektir. Çünkü alan kısmı basit. Tekniklerimizi şöyle bir hatırlayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olmazsa olmazımız. Ondan sonra şimdi alan formülü var. Sonra alan dağıtma var. Alan kaydırma var. Bunlar önemli zaten. Bunlar önemli. Bir de benzerlik alan ilişkisi var. Benzerlik alan ilişkisi de önemli. Diğer ağırlık merkezi alan ilişkisi falan da önemli de. Yani oradaki kısmı da bilmeniz gerekiyor gerçi ama e, hatta bilin o da önemli diyebiliriz. Diğerleri de zaten eski bilgilerden çok rahat bir şekilde çıkıyor. Evet gençler böylelikle alanı bitirdik. Sırada ne var? Açık kenar bağıntıları var. O zaman bir sonraki videoda açık kenar bağıntılarının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.